bütün gün Antakya ve Samandağ'da ziyaretlerde bulunduk, incelemelerde bulunduk. Halkımızla temas ettik, onları dinledik ve gördüğümüz manzara karşısında gerçekten yüreklerimiz yandı. Çok büyük bir yıkım var. Kayıplar çok fazla, acı çok büyük. Bugün Adana'dayız. Burada yine can kayıpları var, yıkım var. Ama tabii Maraş, Adıyaman, Malatya ve Antakya'yla kıyaslanamaz. Toplamda kayıplar çok fazla, yıkım çok büyük. Bütün halkımıza öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi ineriyoruz. Hayatını kaybeden bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Şunu açıkça belirtmek gerekiyor. Hiçbir deprem tek başına bu kadar can kaybına, bu kadar yıkıma yol açmaz. Depremleri, bir doğal afet olan depremleri toplumsal felakete ve insanlık trajedisine dönüştüren şey bizatihi iktidarlardır, siyasi düzendir. Buradaki kayıpların fazlalığı, yıkımın büyüklüğünün iki nedeni olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kadar çok sayıda binanın yıkılmış olması öncelikle ranta dayalı imar ve şehir politikalarının sonucudur. Aynı şekilde yolsuzluk ve denetimsizlik de binaların, bu kadar sayıda binanın yıkılmasında çok önemli bir etkendir. Bundan da siyasi iktidar sorumludur. Bugüne kadar alınmayan tedbirler, buraya aktarılmayan kaynaklar, yapılmayan hazırlıklar, yıkımın boyutlarının bu kadar büyük olmasının temel sebebidir. Deprem gerçekleştikten sonra acil yardım ve kurtarma çalışmalarının gecikmiş olması da, hatta birçok yerde hiç yapılmamış olması can kayıplarını arttırmıştır. Hem de kurtarılabilecek binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştır. Dün Antakya'da gezdiğimiz yerlerde binlerce yıkılmış bina gördük. Belediye, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre 2600 civarında bina çökmüş, yıkılmış ve sadece bunların %2'sinde kurtarma çalışmaları yapılmış. Evet, biz de dün orada kurtarma çalışması adına ciddi herhangi bir faaliyet görmedim. İlk anda hızla müdahale edilebilseydi belki binlerce canımız bugün aramızda olacaktı, yaşıyor olacaktı. Evleri yıkılan veya hasar gören insanlarımız sokaklarda çadır yok, su yok, battaniye yok, gıda yok. Kısacası acil hiçbir ihtiyaç karşılanmıyor. İnsanlar soğukta aç, susuz